Hocam tam senlik bir şey söylüyor. Yorulduk diyemeyiz diyor. Bizim işimiz bu. Hani evet. Yorulma olayına sen çok kızıyorsun ya. Kızıyorum. Şimdi onunla konuşuyorduk. Hani evet. Arada hani konuşmuyorsunuz falan diyorlarmış ya sana. Evet ya. Şimdi futbolcuya sor. 100 tane futbolcu. 100'ü de der ki çarşamba günü maç yapalım. Antrenman yapmak istemezler. Salı, çarşamba. Çünkü yükleniyoruz. Tamam mı? E sen o zaman gidip de futbolcu ben yorgunum falan derse o zaman fiyasko. Ona da sor. Bir tane futbolcu yok ya ben maçı oynamayayım yoruldum da antrenman yapalım demez. Çünkü çok yoruyorsun. Biz Hacı demez. Hacı da şeyi sevmez yani. Topsuz antrenmanı sevmez. Ya maç oynasın. Herkes şey, maçı sever. Bir de onun şeyi versiyonu yani, var hocam. Topsuz antrenman. Yani o işte, oyuncu nefret eder. Ya işte ama öyle bir yükleme idmanı var. Onun için diyorum ya şey Maradona'nın şeyi hep söylüyorum ya. Adam diyor ki ya ne stresi kardeşim futbolcu. Alıyorsun 1 milyon 2 milyon euro. Evine ekmek götüremeyen işçi strese girsin diyor ya. Mourinho. Çok güzel bir şey. Bravo Maradona ya. Yani toprağı bol olsun. Doğru. Ben de diyorum ki arkadaş madem öyle futbolcu gel git simit sat abi kokoreç sat. Şey yap yani başka bir iş yap arkadaş yani. Sen şimdi yok yoruldum. Yok bir ya senin işin gücün ne başka? İstirahat edeceksin. Şeye gideceksin. Nasıl diyor Melike bak gidemedim diyor Diyarbakır'a şöyle diye işi var. Onun da işi gezmek tozmak değil ki. İşi futbol oynamak. Ya Amerika'da nefes alamıyor o NBA'dekiler alamıyor. Muş diyor öyle söyleyeyim ya, doğru. Yani. Doğru. 48 saatte bir maç oynarlar. Ya 48 saatlerce özel uçakta gidiyor geliyor. Bakkala çakkala gidemiyor. Alışveriş yapamıyor. Para kazanıyor. E onlar niye isyan etmiyor? Adam diyor ki ben para kazanıyorum buradan ya. Onun için de bu yorgunluk şeyini aferin şeye altıya da. Bu yorgun morgun diye bir şey yok yani ya. Beni keşke maç oynatsalar ya. Bunlar bütün herkes maç oynuyor. Oh diyor maç oynadığı zaman hoşuna gidiyor insanlar. Zevk alıyor bir de iyi top oynuyorsan. Futbolun yani takımın da iyiyse zevk alırsın yani. Güzel konuştu bravo Altay'a. Nevzat sen ne diyeceksin? Ya şöyle diyeyim Altay evet ben de biraz abartılı buluyorum ama Alex de ıslıklandı. Yani o yüzden Altay'ın çok kafasına takmasını. Artık, evet bence Altay hiç onu artık düşünmüyor yani. Şöyle, Altay tartışılacak bir performans doğru. Hani bugün tabii sen ki diyorsun ki hatta şimdi burada söyleyeyim. Kaleci almalı devre arasında diyorsun sen. Şimdi kaleci transferini ben almalı demiyorum. Bence alacak. Yani bu benim almalı demiyorum. Bence alacaktır. Fenerbahçe kaleci transferi düşünür, planlarlar diye tahmin ediyorum. Mesela ben X takımın sportif direktörü olsam mesela başka bir takımın sportif direktörü olsam Fenerbahçe'den bana hangi oyuncu alırsın diye sorarlarsa ben direkt Altay derim. Crespo'da anca Altay derim. Yani Altay'ı isterim takımıma. İsterim. Ha, yani hakkında teslim ediyorum diyorsun. Peki madem öyle şunu sorayım size. Çok övüyoruz şu süreçte. Zaten tabelaya da yansıdığı için övüyoruz aslında Fenerbahçe'nin hem futbolu hem aldığı sonuçlarla hem Avrupa'da hem ligde ne kadar iyi gittiğini görüyoruz. Peki şimdi bir Giresunspor maçı sonra Dünya Kupası sonrasında bir transfer dönemi başlayacak. Bu arada transfer dönemi devam ederken de takımlar maç oynamaya da başlamış olacak bir yandan. Hani bir kısmı da öyle denk gelecek. Onu da söyleyelim tekrar. Fenerbahçe'nin kadrosuna bakınca devre arası transfer döneminde mutlaka hani hangi mevkiye oyuncu almalı, hangi mevkilerde sıkıntı görüyorsunuz? Bu iyi Fenerbahçe, iyi diye konuştuğunuz Fenerbahçe'de ne gibi takviyeler gerekli size göre? Nevzat seninle başlayayım. Ya, soyunma odasında yer kaldıysa yani alma hareketli geçer mi? Geçmeli mi sizce bence çok? Yani Fenerbahçe'de işte biraz abartı olur diye düşünüyorum. Bazen tamam bu iyi güzel keyfini sürüyorsunuz ama bazen İzleyicilerimiz de yazsın. Bazen bir yanlış hamle birçok doğruyu götürebilir. Yani orada şu an Fenerbahçe sistemini kurdu. Jesus sistemini kurdu. Burada yani tabii ki stoper, tabii ki kale Fenerbahçe açısından tartışılan performanslar var. Ama hani bir Kim Min-jae bulmak da kolay değil yani. Şimdi gerçekçi olalım. Fenerbahçe mutlaka bir stoper transferi yapar. Kaleci transferini de ben düşüneceklerini tahmin ediyorum ama stoper gibi sanki öncelikliymiş gibi. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Kesinlikle stoper alır. Bana göre iki tane stoper alır bak. Şimdi Jesus'un söylediği bir şey var, cümleler var. Bu şeyde Avrupa Kupası maçlarında diyor ki kimlerle oynayacağız dedi. Bir
savaşacağız bir şeyler söyledi yani. Çok zor bir... Bu arada Jesus'un bu Fenerbahçe'deki hali. Flamengo'ya kaç oyuncu aldırdığını biliyor musunuz? Biliyor musun hocam? Yok. Kaç? Sen? 25. Demek yani, ki daha 10-12 tane daha. Ya ben bak alırsa şaşırırım. Bu yer yani buradaki yer. Şimdi bak Avrupa kupaları içinde 8-10 tane veya demeyeyim de 5-6 tane adam aldırabilir. Ben şaşırmam. Bravo yani adam. Son 16 için. Evet söylüyor ama zaten şimdi diyor bir şeyler söyledi yani çok güçlü takımlarla oynayacağız dedi yani. Evet, bundan sonra yani, dedi. Tabii. Yani şimdi onu demek diyor ki Ali Koç Başkan diyor eller cebe diyor yani. Şimdiden söylüyor. Ali Koç Başkan da zaten sağ olsun her şeyi yapıyor. Bravo. Tebrik ediyorum. Bana göre transfer 3-4 tane yapabilir. Öncelikle stoper. Öncelik belki kaleci de alabilir. Şimdi Şampiyonlar Ligi. Peki hocam var. Sana bir soru. Bakın Mustafa Şakrak yazmış. Sorunu unutma. Çünkü aşağıda kalmasın yazılanlar diye okuyayım hızlıca. Fenerbahçe daha rahat şampiyonluk istiyorsa kesinlikle baba bir stoper almalı demiş. Bir de kaleci hiç fena olmaz diye eklemiş. Orada baba tırnak içinde herhalde hani güzel, kaliteli, iyi bir evet. Stoper alması gerekiyor diyor. Şey, Banucci falan herhalde. Ben bilmiyorum. Banucci. Yani ya adam bana göre doğru söylüyor yani. Yakışır yani. Doğru söylüyor. Yani doğru söylüyor. Ama bravo. Fenerbahçe çok riskli oynuyor. Yani, bir sorun var demiştin hocam. Önde oynuyor Fenerbahçe. Mümkün olunca risk alıyor. Aslında bu oyunun stoperi Kim Min-jae'dir. Yani ben şöyle düşünüyorum. Her takıma bir Koreli lazım. Bulabiliyorsam Kim Min-jae'nin başka bir versiyonu. Bulurlar her, bence her takıma bir Koreli lazım. Böyle pozitif bir hava var Korelilerde. Evet çok çabuk oluyorlar. Hep ama öyle. Ama çok da göremiyoruz yani çok fazla. Aramıyorlar bak, ya. Oldukları bunun... takımlarda hep böyle şey sempatik dururlar yani. Değil mi yani? Ama sadece Koreli mesela Japon falan değil. Koreli mi olmalı yani? Yani Koreli dedik. Ya çok çabuklar. Kore Dünya Kupası'na gittim ya ben. İnanılmaz çabuk adamlar ya. Bak seyret ya. Bir tane şey yok yani ağır adam yok. Hepsi var ya böyle şey var ya hani Speedy Gonzales var ya tırrrr bir bu tipte adamlar var. İnan hepsi çabuk. Ha futbol bilgileri ne kadar işte falan filan tartışılır ama çabuk adamlar yo, var. Yok iyiler yani. Yok yok yani çabuk adamlar var ya. Peki şöyle bir soru gelmiş. Ha, soruyu Fenerbahçe... unuttum bu arada. Ay özür dilerim. Yapacak bir şey yok yani. Soruyu unuttum. Harbiden unuttum ya. Zor bir soruyu demek ki. Boş ver. Fenerbahçe'ye gelecek transferlerden daha önemlisi devre arasında takımdan giden olur mu? Gidecek olursa kimler gidebilir? Ha, hatırladım şimdi soruyu. Ha, gideceklerle mi ilgiliydi? Öyle bir problemli bir oyuncu... Sen sorunu unutma da ben bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ya şöyle Fenerbahçe'nin bu sene yaptığı transferlerden en iyisi kim desem 3 dakika düşünürsün. Evet. 3 dakika düşüneceksin. Saat tutalım. Kötüsünü söyleyeyim ben. Hocam hep kötüyü söylüyorsun. Ya, Zalay demedi hocam. Zalay daha önce geldi. Daha önce bir şey. Muhtemelen bir stoper söyleyeceksin. Ya stoperleri zaten ya o Gustavo ile Perez var ya. Lemos'u saymıyorum ya belki sana. O Gustavo ile Perez. Ya benim şey diyorum ya sana. Hani bir arkadaşım vardı Mahmut Domaniç. Dedi ki ya 3-0'dı. Ben şeydeyim o zaman. Fethiye'deyim. Eğer ki dedi bu Gustavo çıkmasaydı 6 olacaktı dedi. Şeyi kapatıyor. Eğer dedi Perez oynasaydı dedi bugüne kadar Fenerbahçe 10'uncuydu dedi ya bu kadar. Ya hasta ama Fenerbahçe. İyi de para verdiler bu arada. İyi de para verdiler. Ya arkadaş nasıl bak. Ben bir şey takdir bu nedir biliyor musun? Şu an bizim puan tablosunda Avrupa'da bir abi teknik direktör şeyi yani katkısı, etkisi normalin üzerinde. Normalin üzerinde. Herhalde ya. Yani şimdi normalde bir şey vardır, bir etkisi vardır. Teknik direktörün etkisi tartışılır bunlar. %20, %30 neyse yani. Yok ya ama, ne ya. %99 ama şu var. Kaçtır hocam? Pardon bir şey söyleyeceğim bak. Şöyle söyleyeyim ama. Şimdi arabayı yönetim yapıyor hocanın isteğiyle. Lastikleri, hoca diyor ki şu lastikleri alın. Motor 5000 olacak, silecekler bu, farlar bu bilmem ne. Benzin önemli. Bunlar yönetim işi. Benzin yok hoca sen ne olursan ol. Sana da diyorlar ki bin arabaya şoförlük yap. Tamam mı? Şimdi tam bu yani uyuyor araba şoförü. İyi bir araban varsa hocanın katkısı %100. Ama tabii bunun hazırlanışı da yönetim benzin yoksa hoca ne yapsın? Lastikler kabak, frenler tutmuyor, silecekler çalışmıyor. Farlar yok eyvah. Yani yönetim de %100, hoca da %100 anladın mı? Yani bu bir bütün. Zincirin derler ya en zayıf halkası kadar bir zincir. Kuvvetlidir derler. Bir de en zayıf halkası kadar. İstese hepsi çelik olsun. Bir tanesi buradan gitti mi bitti.